esasen şunu söyleyeyim. Akdeniz çanağı, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi ve yaz mevsimi kaçınılmaz orman yangınlarını yaşıyor. Yaşaması ortaya çıkıyor. Bu açıdan Akdeniz bölgesinde Portekiz'den Türkiye'ye, Kuzey Afrika o bütüncül düşünüldüğünde senede ortalama 50 bin tane yangın ve 600 bin hektar alan yanıyor. Türkiye'de bu bölgede yer aldığı için iklimsel olarak ve bitki örtüsü olarak haliyle yangınları yaşıyor. Bunu da şöyle söyleyeyim, aslında ateş de ekosistemin bir bileşeni. İklim şartlarının getirdiği yanıcı madde ateş ve tutuşma sıcaklığı ile oluşan bir oksidasyon süreci ateş. Bu da kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. O yörenin, Akdeniz yöresinin bitki örtüsü de kendini yangına adapte etmiş, uyarlamış bir özelliğe sahip. O nedenle yangından sonra da tekrar kendisini yenileyebiliyor, rejenere edebiliyor. Böyle bir avantaj da söz konusu. Bu da ekosistemde yangınla beraber yaşamaya alışmış bitki örtüsünün bir avantajı gibi düşünebiliriz. Ama o avantajı tabii doğru kullanmamız lazım. Bu açıdan Dalaman bölgesi topografya olarak maalesef çok zor bir bölge. Eğimli sarp araziden oluşuyor. Rüzgarla beraber yangının tırmanması haliyle kaçınılmaz böyle bir yerde. Muhtemelen 350 hektar kadar basına yansıyan bilgiler bir yangın söz konusu. 20 sene öncesinde, 25 sene öncesinde yine o coğrafyada 96'daydı Marmaris'te çıkan yangında da 7000 hektar yanmıştı. Bunun 20 katı kadar büyüklükte. Bu tür büyük yangınlar belli sıklıklarla yörelere göre 20 yılda bir, 50 yılda bir, 30 yılda bir tekrar edebiliyor maalesef. İnsan sebepli kaynaklar en büyük faktör. Yani bunun dışında doğal sebeplerden deyince yangın, affedersiniz, yıldırım akla geliyor. Çok düşük, %1-2 gibi bir oran. Geri kalanı ihmal, dikkatsizlik ve kasıt temel sebepler bunlara dayanıyor. O sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle maalesef insan kaynaklı sebepler. Gene şunu söyleyeyim, yangınlara karşı en iyi mücadeleyi veren ülke Türkiye diyebiliriz. Gerçekten Orman Teşkilatı'nın bu konuda çok başarılı mücadele, gerek koruyucu gerekse müdahale, söndürme anlamında eylemleri ve şeyleri söz konusu, işlevleri söz konusu. Tabii yangın çıktıktan sonra onun gelişmesi, ilerleme hızı hem arazi hem bitki örtüsü hem de iklim şartlarıyla çok yakın ilişkili. Kuvvetli rüzgar varsa yangını kontrol etmek oldukça zor, hızla ilerletiyor. Eğimli alanlarda müdahale etmek, yangın önüne şeritler açmak çok zor. Ancak havadan müdahale edilebiliyor. Bitki örtüsü de gerek oradaki organik maddeye dönüşmüş ölü örtü denilen çürümüş materyaller, yaprak, dal parçaları, yanıcı madde, gerekse reçinesi olan çam gibi kolay yanabilen, tutuşabilen bitki örtüsü söz konusuysa o zaman söndürmek bir hayli zor oluyor. Bu konuda önce yangına sebep insan faktörü. İnsan faktörünü bilinçlendirmek, bilgilendirmek o çok önemli. Dikkatsizlik, kasıt ve ihmal. Kasıt konusu büyük ölçüde eskisi gibi değil artık. Otlak açma ve yer edinme, ormanı açma gibi düşünceler önceden biraz daha vardı. Şimdi onlar biraz azaldı. Dikkatsizlik dendiğinde toplumun her kesimini uyarmak lazım. Gerek kırsal bölgede yaşayan insanların ateş yakan, gerek piknikçilerin, gerek yolda seyahat edenlerin, sigara izmaritinden tutun da başkaca herhangi bir ateşi dikkatsizce atmamaları, bunu tekrar tekrar uyarmamız, nesiller boyu devam edecek bir uyarı bu. Tabii insanla ormanı ayırmak mümkün değil. Ne olursa olsun iç içe yan yana yaşamak durumundalar. Tarımsal faaliyetler ormana bitişik, yerleşim aynı şekilde. Burada tekrar uyarıları devam ettirmek, böyle olası ihmallerde veya kazalarda, ne bileyim, dikkatsizliklerde orada da müdahale etmeye kalıyor. Ama dediğim gibi yangınları tümüyle önlemek gibi bir sistem söz konusu değil. Bu tabii alanın eğimine, toprak yapısına göre değişecektir. Bazı alanlar, toprağın olduğu bölgeler, düz alanlarda yeşerme ve ağaçların oluşumu daha hızlı olacaktır. Oralarda bir 10-15 sene sonra bir bitkisel doku oluşur. Ama eğimli alanlarda biraz daha zaman gerekir. Çünkü toprak yeterli değildir.
oraların o çıplak halinin ağaçlarla örtülenmesi biraz daha zaman alacaktır. O açıdan böyle lekeli bir dokuyu biz 30-40 sene, 50 sene görürüz eski haline gelmesi konusunda. Bu da zaten geçmişten beri devam ede gelen rastlansal yangınlarla hep devinimi halinde devam eden bir durum aslında o bölge için. Evet, yangınlar konusunda sadece yörede yaşayan insanlar ve o yöreyle sınırlı tutmamak, ülke yüzeyinin tamamı hepimizin. Orada hepimiz yaşıyoruz ve hareket halindeyiz çoğunlukla. Tatilci olarak başkaca seyahatlerde, farklı yerlerde bulunuyoruz. Özellikle kurak yaz döneminde yangın riskinin yüksek olduğu Akdeniz, Ege, kısmen Marmara bölgesinde herkesin dikkatli olması, gerek seyahat edenlerin, gerek oralarda yaşayanların, bu konuda toplumsal bir bilincin gelişmesi önem taşıyor. Basının zaman zaman konuya yer vermesi ve bilinçlendirmeyi taze sıcak tutulması sanırım daha faydalı olacaktır. Abi öyle atma, öyle atma. Evet, şu anda Aydos Ormanı'nda, şu anda o Aydos Ormanı'nda yangındayız ve alevler gitgide artıyor. Ara yakını. Sana verdim. Ara ara. Gelsin bir tane daha. Güçlü tepeye bak. Ya oraya döndüm. Şimdi dönmüyorum. Şimdi helikopter geliyor, bilgin olsun. İyi değil mi? Görüntüde var mı sıkıntı? Tamam, süpersin. Sağ ol abi. Sağ ol. Efendim? Çek çek, var ortumuz. Duvar, duvar. Yukarıdan kesmek lazım şefim. Önder, kimse
Arkadaşlar en üst taraftaki ağaçlara sıçradı. Ağaçlara gitti, ağaçlara. Yine düştük. Bak faydası oldu. Zoomlayıp çekebiliyor musun bak şurayı? Adam orada söndürmeye çalışıyor. Evet, vatandaşın bir tanesi çıktı. Kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.